Şimdi aslında olaya şöyle bakın ya. Ya bir iş mülakatına gelen bir kişi kendisini size pazarlıyor. O çok değerli bir insansa sizin de ona grubu ve kendinizi pazarlamanız lazım diye düşünüyorum ben. Mülakat çift taraflı. Yani bugün çok değerli bir yönetici bizi de şey görmesi lazım. Ona offer ettiğimiz işi ona iyi takdim etmemiz lazım. İyi satmamız lazım yani. Dolayısıyla mülakat karşılıklı bir şey bence. O da öyle ama şu soruyu merak ettim. Size 3 tane klasik mülakat sorusu çıkardım. 40 yıl önceki Hüsnü Özdeğin ne derdi ve şimdiki Hüsnü Özdeğin ne derdi? Ki bu en klasiği 5 yıl sonra nerede olmayı hayal ediyorsunuz? 40 yıl önce ne derdiniz, şimdi ne dersiniz? Ben mülakata mı girdim? Evet. Lütfen. Ben hayatımda sadece bir tek yerde profesyonel olarak çalıştım. Yani böyle 3 sene, 4 sene bir iş değiştirmediğim için. Böyle de ben iş aramaya gitmedim Mehmet Karahame'de. Necat Bey'in genel koordinatörüyle Eczacıbaşı'nın mukavele yapmaya giderken Taksim'den Şişli'ye geldim. Dolmuş'tan erken indim. Ya daha doğrusu yarım saat erken gelmiştim. Mehmet'in yanına gittim. Mehmet'i bir göreyim dedim. Çünkü 12 senedir görmemiştim. O böyle bana iş teklif etti. Düşünün 12 senedir görmemişim. 16 yaşında, 28 yaşına kadar. Ya dedim ben Necat Bey'e söz verdim. Gidip şimdi onun genel koordinatörü Çetin Bey'le mukavele yapacağım. Hiçbir yere gidemezsin dedi. Sen beraber çalışacağız dedi. Benim Türkiye'deki tek iş mülakatım bu oldu. Söylüyorlar söylüyorum. Ben Necat Bey'le yapmıştım. Necat Bey rahmetli 3 defa konuştu benimle ve çok saygı duyuyorum rahmetliye. Çünkü benim gibi genç bir insana çok değer verdi. Dolayısıyla cevabı bu mu yani?